Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Samet Bozkurt Türk, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ikamet ediyorum. Aslen Yalvaç ilçesinin Kumlanlı kasabasındanım. Mesleğim veteriner hekimim. Yalvaç'ta özel bir kliniğim var, onu işletiyorum. Aynı zamanda 100 sağmalık bir işletmemiz var, ailem süt çiftliği. Ailecek çalıştırıyoruz, kardeşim zooteknist, babam süt kooperatif başkanı. 2 yıl oldu bu işletmeyi biz devralalı. Aldığımızda biraz harabe durumdaydı. Elimizden geldiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle genel olarak bir çiftliği gezeceğiz uzaktan. Daha sonrasında bugün Macar fiye ekimi yapıyoruz. Onunla alakalı kısa bir bilgi vereceğiz elimizden geldiği kadar. Çiftlikle alakalı da daha detaylı bir video inşallah gelecek zamanda yaparız. Burası bizim sağmalı ineklerin durduğu bölüm, aşağı kısım. Bu çiftlik 2010 yılında TKDK'dan yapılmış, ama birçok şeyi tabii ülkemizde her alanda olduğu gibi paradan kısıtlamak, çalmak veyahut kazanç elde etmek amaçlı bazı şeylerden, maddelerden çalınmış. Bundan dolayı padok demirlerindeki tahribatlar çok yüksek. Çatının bir kısmı çok iyiyken çatının bir kısmı çok kötü. Biz bunları elimizden geldiğince düzeltmeye çalıştık, çalışıyoruz da. Yaklaşık 2 yıl olmak üzere, Şubat ayı gelirse 2 yıl olacak. Şu anda 100 sağmalımız var işletmede. İşletme süt ortalamamız 29.26, 29.5 diyebiliriz yani. Burada makine, ekipman, garajın bir kısmı burada. Şu an ekim dikimle uğraştığımız için ekipmanların bazı kısımları sağda solda, öyle söyleyeyim, hepsi yerinde değil. Burada işi biten ekipmanlar işte balya makinesidir, silaj makinesidir. Şu an onlar yağlanıp temizlenip koyulmuş vaziyette. Şu an yan arazimizde arkadaşlar zaten fiye ekimini gerçekleştirmekteler. Birazdan oraya değineceğiz zaten. Yukarıdaki gördüğünüz arazinin toplamda 106 dekarlık bir arazi orası. Oranın 55 dekarını, yukarıdaki sırt kısmını yonca için ayırdık. Niye öyle bir şey yaptık dersek, biz fingin arkasına mısır ekiyoruz. Mısır sırt kısımda bizim toprağımızın özelliği su geçirmediği, alttan su yürüdüğü için su tutmuyor. Bu da mısırın gelişimini olumsuz etkilediği için oraya mısır ekemeyeceğimiz için yonca olarak planladık. Bu sene değil, artık önümüzdeki sene Mart ayında falan yonca ekimini gerçekleştireceğiz. Şu an sürülmüş ve ekilmeye hazır arazi, zaten fiye ekimi yapılıyor. Burası işletmenin üst kısmı. Toplamda 260 artı 130 sağmal, 390 sağmal şeklinde planlanmış bir işletme. Burası tadilatta şu anda. Yukarı tarafı kullanmıyoruz. Şu an demirci arkadaşlar işte padok demirlerin tamiriyle falan uğraşıyorlar. Karşıda görmüş olduğunuz kısım silaj çukurumuz. Silajımızı yaptık. Toplam 1500 tonluk falan bir çukur burası. Aşağı yukarı 1000 ton civarı bir silajımızı yaptık, gömdük. Bir tarafını da açtık, hatta yediriyoruz. Sol tarafımızda yem depomuz kalıyor. Burası yem depomuz. Sol tarafta arpa samanımız var. Toplamda 27 tır alıyor bizim depomuz. Tabii depolama işletmenin en önemli yerlerinden birisi. Sağ tarafta yoncalar var. Toplam bu sene 120 ton falan yonca aldık. Yoncamızı kendimiz üretemiyoruz 2 yıldır. Daha ilk defa seneye ekeceğiz. 2021 yılında inşallah. Burada yemlerimiz. Yemlerin altında paletler var. Paletin olması çok önemli. Elimizden geldiğince ham maddeyi düzgün korumaya çalışıyoruz.
Burada fil kritikal, yani şu andaki ekimini yapacağımız karışık otumuz var. 2 yıldır ekimini yapıyoruz. Çok severek ve beğenerek tüketiyor hayvanlar. Kaliteli bir kabayım. Zaten birazdan bahsedeceğiz nasıl olması gerektiğini. Burada kepeğimiz var. Kepekleri kendi bölgemizdeki un değirmenlerinden temin ediyoruz. Biz söylüyoruz, onlar da yıllık bazda bize ayırıyor. Kamyon bazında alıp stoklamamızı yapıyoruz. Şu an elimizde silo gibi bir imkan olmadığı için mecbur çuvallarla paletlerin üzerine bu şekilde depolama yapıyoruz. Karşı tarafta yulaf ve tırtikale var. Onların da kırmaları ve ezmeleri şeklinde. Burada işte sertifikalı tohumumuzu aldık. Buğday ekeceğiz bu sene arazinin bir kısmına. Bu tarafta ayçiçek tohumu küspesi ve soya küspesi çuvallanmış bir şekilde. Biz bunları açık kamyon bazında alıyoruz. Kendimiz helezonla burada çuvallamasını yapıyoruz. Beton zemin üzerine döküldükten sonra. Gübrelerimizi aldık. İnşallah işte Ekim'de kullanıyoruz bunları da. Geçen sene 18-46 attığımız için bu sene arazilere 20-20 atıyoruz. Her sene değişmesi gerekiyor çünkü bu sefer azot ve fosfor fazlalığı ortaya çıkabiliyor yani. Mısır fileymiş. Biraz farklı yem komponentleri kullanıyoruz. Yem aşağı yukarı hayvan başı günde 4 kiloya kadar düşürdük. Elimizden gelse onu da kullanmayacağız çünkü yem piyasası çok afaki artış gösteriyor yani. Çok aşırı zamlar alıyor şu sıralar. 130 liraya bir çuval yem yedirmektense yazın uygun fiyata ham maddeyi alıp kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Burada da arpa ezmesi var. Arpa ezmelerimiz. Bunlar yıllık bazda stoklarımızda ama bu sene hayvan sayımızda öngöremediğimiz artışlar oldu. Buzağı, dana düğü olarak biraz azalmalar oldu tabii. Artık seneye yaza kadar idare etmeye çalışacağız. Edemediğimiz kısımda takviyesini yapacağız buralarda. Garaja geçebiliriz buradan. Yukarıdaki bir garaja. Evet, işletmenin bizim olmazsa olmazımız. Ben kendim veteriner hekimim ama artık yarı usta olduk. Her türlü sanayi malzemesi artık bulunduruyoruz burada. İşte kaynak makinesi, spiral olsun, matkaplar, bütün alet edevat, anahtar takımlar. Çünkü sürekli arazi işlerken yaklaşık 700 dekara yakın bir arazi işliyoruz. Bozulmalar, kırılmalar olabiliyor. İstediğimiz zaman istediğimiz ustayı bulamıyoruz. Bundan dolayı kendimiz tamir etme yönüne gidiyoruz. Elimizden geldiğince de o işleri de yapıyoruz yani. Burası da garaj, yukarı garaj kısmımız. Burada daha çok yem karmalar kışın kullanıldıktan sonra burada bekletiyoruz. Ramoklar burada kalıyor. Kışın daha çok kullandığımız, işimize yarayan malzemeler burada duruyor. Şurada da açık alanda zaten şu an sürekli kullandığımız ekim olduğu için ızgara, sürgü, büyük ızgaramız arka tarafta. Patlatmalar olsun, tuzluklar olsun. Burada hobi olarak tavuklarımız var tabii bunlar. Yem vakti geldi büyük ihtimalle. İşçiler daha yem vermediği için bize saldırıyorlar. Hobi olarak yapıyoruz. Burada ufak bir hobi bahçemiz vardı. Artık kış kurduğu için çok fazla bir şey kalmadı. Artık sonuna geliyoruz yani. Burası kurudaki hayvan bölmemiz. Şu an bir tane doğuracak hayvanımız kaldı. Bunun da aşağı yukarı 2-3 gün sonra günde olacak. Köşeye çekilmiş orada. Dinleniyor. Bu taraftaki hayvanlarımız sağmal bölme. Yukarı vesanemiz ve hastane ve doğumhane tadilatta olduğu için şu an sadece aşağı bölmeleri kullanıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki biz 2 yıl oldu işte bahsettiğim buraya alalı. 2 yılda çok büyük paralar harcadık. Sıfırdan başladık yani bu işi yapmaya. Elimizdeki imkanlarla şu an bu kadar tadilatını yapabildik. Şurada da göstermek istediğim bir şey var aslında insanlara.
çatıyı görüyorsanız sağ tarafta kalan çatı, yani şuradan bölme olarak TKDK'dan yapılmış. Kaliteli bir çatı, ığ demirleri, kalın çatı konstrüksiyonu falan var yani. Bayağı güzel bir yapı. Diğer taraf sonradan profillerle yapılmış, böyle derme çatma yapılmış bir çatı var. Tabii 2010'lu yıllarda bu işler biraz daha faturayı yüksek gösterip falan böyle TKDK'dan para almalar falan oldu. İnsanlar bunu yaptılar. Tabii biz 2 sene önce aldık burayı. 2 sene önce aldığımızda birçok yerinde arızalar, sıkıntılar vardı işte hep bu yüzden. Ama size önerim, böyle işletmeler yapılırken paradan kesinlikle kaçmayın. 100 başlık yapacağınıza önce 50 başlıkla başlayın. Ama kaliteli malzemeler kullanın. Mesela buradaki kilit sistemi yukarıya göre biraz daha kaliteli bir kilit sistemi bizim. Yukarıdaki kilit sistemini görseniz vidadan, puldan yapılmış, sanayide yapılan bir kilit sistemimiz var yani. Bize mesela sıkıntı çıkarıyor sürekli. Hayvanlar kilide girmiyorlar. Kafalarını sıkıştırıp çıkamıyorlar. Bunun yüzünden boğulup ölen bile hayvanlar olmuş daha önce burada. Ha, bizim zamanımızda olmadı. Biz çünkü gece bekçimiz de var yani, sürekli takip ediyorlar yani. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşamadık ama olabilir yani bunlar. İşletmede ufak tefek şeyler deyip geçmeyelim. Önemli. Şu an karnını doyuran ineklerimiz burada. Aşağı yukarı sağımız 7'de başlıyor bizim. Saat 5 civarında yayınımız bitmiş oluyor ya da çok az, %2-%3 artmış oluyor. Bu da zaten bizim istediğimiz bir şey. Bir kısım yemin artması. Şu an saat öğleden sonra 4 civarı. Yemin durum bu şekilde. Birazdan işçiler tekrardan süpürürler yemi. Kalan yemin de tüketilmesini sağlarlar. Manuel çalışıyoruz çoğu şeyde. Şu an 3 işçi çalışıyor işletmemizde. Aslında daha tam otomatik sistemlerde müdürlük falan da yapmıştım daha önceki iş hayatımda. Oralarda tabii otomatik yem süpüren robotlar, otomatik makineler bu işi yapıyordu. Ama biz burada insan gücüne dayalı şu an için yapıyoruz. Hayvanların geneli Holstein ağırlıklı. Yani süt işletmesi olduğumuz için siyah beyaz alacayı tercih ediyoruz. Ben kendim veteriner hekim olarak da tercihim bu yönde. 3-4 tane simental hayvanımız var. Onlar da süt yağından dolayı kendimiz kullanırken, yoğurt, peynir bir şey yaparken falan işin gerçeği yani kullanmak için bulunduruyoruz. Fark var mı derseniz çok fark var. Yani simentalden alacağınız sütle Holstein'den alacağınız süt arasında çok büyük fark oluyor. Ama tabii simental daha kombine dayanıklı bir kültür ırkı olduğu için ne doğumdan sonra mesela gördüğünüz simental karşıdaki yeni doğum yaptı. Yani yaklaşık 35-40 gün falan oldu doğuralı. Buradakilerin hepsi yeni doğum yaptı. Holstein inekler daha zayıf, kondisyon skoru daha düşük dururken yani simentallerde bu olmuyor. Daha dayanıklı oluyor. Topallık daha az oluyor. Meme rahatsızlıkları daha az oluyor. İşkembe, mide rahatsızlıkları daha az oluyor. Tabii çok yüksek süt verimli hayvanın sıkıntısı çok oluyor. Simentallerde biraz daha az sıkıntı oluyor. Evet, burası bireysel buzağı bölmelerimiz. Buzağlar doğduktan sonra annesi yaladı, kuruttuktan sonra göbek kordonu dezenfektanları yapılıyor. Göbek klipsi dediğimiz klipsler takılıp daha sonra bu bölmelere alıyoruz. Annelerine doğmadan önce zaten ishalle alakalı aşıları yapılmış oluyor. Burada da doğduktan sonra akciğerle alakalı aşılarını, mantar aşılarını tamamlıyoruz. Burası bireysel buzağı kulübelerinin olduğu bir bölme.
Şu anda burada 2 aya kadar sütemen, 60 gün boyunca sütemen hayvanlar bulunuyor. Önlerinde kendi yaptığımız karışım, mısır flek, işte yulaf ezmesi, arpa ezmesi, ATK'dan oluşan bir karışım, yonca, özellikle yapraklı kısımları ve taze su olacak şekilde bulunduruyoruz. 3 kalem yem bulunduruyoruz önünde. Doğduktan sonra ikinci gün bunlar koyulmaya başlıyor. Yavaş yavaş alışıyorlar artık. Altlarında çamdan yaptırdığımız bir ızgara var bizim. Her buzağa doğumundan sonra bunlar sökülüp basınçlı yıkama makineleriyle temizleniyor. Tekrardan altlık olarak koyuluyor. Altlarından gelberi dediğimiz aletlerle çekilebiliyor. Ya bunun faydası, buzağlar görüyorsunuz üzerinde çok fazla pislik olmuyor. Yani herhangi bir dışkı veya başka bir unsur olmuyor. Soğuk zeminde yatmıyor hayvanlar en azından. Altlarındaki idrar ve dışkı hayvanlara zarar veremiyor. Bunlar da hayvanın sağlığı açısından, özellikle doğumundan sonraki ilk 2 ay çok riskli bir periyot. Bu süreçte çok faydası oluyor bu altlığın. Altlık önemli bir şey buzağda. Aylık süreçten sonra da grup buzağlık olarak adlandırdığımız bu bölmeye alıyoruz buzağları. Şu an altlık kalitesi burada kötü. Normalde biz burayı 3 günde bir mısır samanı dediğimiz şu gördüğünüz samanla altlarını değiştiriyoruz. Ama şu an bütün ekip, özellikle ekim işine çok geç kaldık bu sene. Ekstradan araziler çıktığı için, oraya yoğunlaştığımız için biraz buzağı sağlığını aksattık. Yani biz yaptık ama siz yapmayın diye uyaralım buradan. Şurada da eski altlıkları görebiliyorsunuz. Onlar mesela çıkıyor, birikiyor orada. Orada bir süre sonra atılıyor. Burası grup buzağlık bölmelerinin bir kısmı. Şurada yeni sütten kesilenler, 2 aydan sonrakiler işte. Bunlar da 3 aylık, 4 aylık çocuklu olan buzağlarımız. Burası sığımhanemizin tank bölmesi. Burada sıcak sulu basınçlı yıkama makinemiz, işte sığımhaneni yıkama tankı ve süt tankımız la beraber 300 litrelik bir ısıtma tankımız var şurada. Sığımhanenin motoru falan bu kısımda. Tankımız 5 litrelik Lucas marka bir tank. Günlük olarak süt alınıyor ve yıkaması yapılıyor. Burası bu şekilde. Buradan sığımhanemize geçelim. Sığımhanemiz 20x2 balık sırtı, GA marka bir sığımhane. Şurada gördüğünüz bezler deterjanlarla yıkıyorlar. Yıkadıktan sonra buraları asıp kurutuyorlar. İşte her şeyde sığımın yıkaması yapılıyor. Bu bezleri, 100 tane bezimiz var. Her inek için bir bez olacak şekilde memesinin kurulanması yapılıyor. Yıkama ve kurulama, yani oradaki pisliklerin yıkanması ve kurulaması. Daha sonra sığım öncesi köpük yapılıyor. Sığım öncesi köpük yapıldıktan sonra bezden kurulanıp sığıma başlanıyor. Sığım bittikten sonra da sığım sonrası dezenfektanlarla tekrardan dezenfekte ediliyor. Burası bizim kontrol panelimiz. Çok fazla orayı kullanmıyoruz. Hava tankımız, süt tankımız buradan basılıyor. Hiç el değmeden şuradaki filtre sisteminin içerisinden tanka gidiyor yan taraftaki. Dediğim gibi 20x2 balık sırtı GA marka
bir sağım sistemi. Burada ekranlarda süt verilerini sağım esnasında görebiliyoruz. İşte hayvanın herhangi bir sıkıntısı, kızgınlık durumu var mı, hastalık durumu var mı, yatıp kalkmama, az hareket etme gibi şuradaki çip okuyuculardan bize söylüyor. Ortada bir sobamız var. Bunu merak eden arkadaşlar için de Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Kumlanlı köyü yolu üzerinde işletmemiz. Biraz tepe bir yerde. -20-30'lara kadar görebiliyoruz. Kapıları kapatıp akşam soba yakma durumumuz oluyor. İnşallah buraya da bir kaloriferle alakalı projemiz var. Ondan dolayı bu sobamız da orada duruyor. Geceleri yakıyoruz onu. Evet, bugün Macar fiyi ekiminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Geçen videoda yorumlarda çok soranlar olmuş nasıl oluyor falan diye. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatacağız. Önce toprak hazırlığından başlayalım. Burası mısır ekili bir araziydi. Yaklaşık Eylül ayının sonu, Ekim ayının başı gibi mısırı hasat ediyoruz. Mısır kökleri çok saçaklı olduğu için ve mısırın anızı çok kalın olduğu için toprak da bize yeni ekimde sıkıntı veriyor. Bunun için tarlada çapa makinesi, yani sürdükten sonra çapa makinesi veya rotavatör gibi makineleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Aslında yakıt olarak çok avantajlı makineler değil ama toprağı iyi hazırlamak gerekiyor bir dahaki ekim için. Bu sene biz 2 metre 10 santimli çapa makinemiz var Özkurt'un. O çok ufak olduğu için rotavatör de fena iş yapmadı. Gördüğünüz üzere şu an toprağı halini görüyorsanız. Rotavatörle, 3 metreli bir rotavatörle Doğanlar marka çektik biz burayı. Şu an ekim için hazırlandı, düzlendi. Ekim olarak Macar fiyi ekimi yapıyoruz. Ne için yapıyoruz derseniz, biz hayvancılıkla uğraştığımız için protein ağırlıklı kabayem, kaliteli kabayem üretmek için ve bir senede iki mahsul almak için Macar fiyi ekimi yapıyoruz. Macar fiyi yatmasın diye burada gördüğünüz üzere tritikale ile karıştırıyoruz. Başka tavullarla da tabii karıştırılabilir ama tritikaleyi seçmemizin sebebi uzun boylu, sağlam, dik duran bir bitki olması. Arpa niye seçmiyoruz diyenler olursa, arpa çok kardeşleme yaptığı için fiyi boğma durumu olabiliyor. Bundan dolayı arpa kullanmıyoruz. Buğday belki kullanılabilir, buğdayla beraber ekilebilir. Bu uyguladığımız şey tamamen fiyin dik durması için yapılan bir şey, tritikalenin ekimi. Çok fazla tritikale kullanmasını da tavsiye etmiyoruz. Normalde otluk balya alımında satmak için düşünen arkadaşlar 6 kilogram Macar fiyi dekara, 6 kilogram tritikale şeklinde karıştırabiliyor. Biz hayvan kaliteli kabayem yemesini istediğimiz için, fiyi ağırlıklı bir karışım istediğimiz için 10-12 kilo, bizim burada toprağa 12 kilo, hatta ben 13 kilo atıyorum. Niye 13 kilo atıyorum? Fiyim 0 numara olmadığı için tohum olarak içerisinde tek tük arpa, çavdar veya böyle fiy kırıkları var. Görebiliyorsunuz zaten burada. Bundan dolayı 1 kilo fazla atıyorum ki onu şey yapsın, yani telafi etsin. Yani normalde 12 kiloya 4 kilo şeklinde karıştırıyorum ben şeyi. 4 kilo tritikale, 12 kilo fiy, Macar fiyi şeklinde. Normalde tritikaleyi biz her sene çalkattırıyorduk. Ama bu sene arazi ekmeyeceğiz diye karar almıştık bazı kısımları. Daha sonra tekrardan arazi ekimi söz konusu olunca acil olarak elimizdeki tohumu kullanmak zorunda kaldık. Bunun pasafı var içerisinde. Bu pasafı kesinlikle biz kullanıyoruz ama size tavsiye etmem. Çünkü dökerken ağzını tıkama yapabiliyor şeylerin, mibzerin. Ama mibzer o konuda iyi. Genelde bunları bile atıyor, yani şey yapmıyor. Çok fazla tıkanma olmuyor. Ama bir kişi arkasında durursa mibzerin, arkasının önünü sürekli kontrol ederse ekim sağlığı açısından daha iyi olur. Macar fiyi ekimi bu şekilde 4 santime falan ekiyoruz biz Macar fiyini. Dişlerini gösterirsek Özdeken marka bir mibzer kullanıyoruz biz.
Arkadaşlar tabii soracaklardır şimdi. Biz gübre tarafına fi çok benzediği için gübre yerine fi koyuyoruz. Normal arpa, buğday ekilen kısma da tritikaleyi koyuyoruz. Gübre ayarını 10 dişte atıyoruz. 10 dişte 10,5 kilo, 11 kilo civarında bir fi atıyor. Özdeken marka. Tabii Mibzer markasından değişiklik gösterebilir bunlar. Ön tarafta da tritikalenin ayarını yapıyoruz. Tritikalenin ayarını şu şekilde göstereyim. Biz 5 dişte atıyoruz. 5 dişte yaklaşık 4 kilo, 4,5 kilo civarında atıyor. Tabii birebir ayarlamak zaten çok imkansız oluyor ama çok güzel mibzerler var. Daha teknolojik, daha elektronik, modern mibzerler oluyor. John Deere'nin falan görüyorum ben Avrupa'da. Türkiye'de görmedim ama. Tohum ayarlaması, ekim bu şekilde. Hasada gelecek olursak, hasat biz mısır ekeceğimiz için arkasına yaklaşık olarak Mayıs ayının başları gibi, Nisan ayının sonları gibi falan hasat ediyoruz. Bu da %15, %20 çiçeklenme başlamış oluyor. Tabii nişasta ve selüloz yönünden daha fazla ağırlıkta bir şey istiyorsanız, peynirlenme dediğimiz, yani halk dilinde peynirlenmenin başladığı zamanlarda, yani bu da Mayıs'ın ortası, sonu gibi falan denk geliyor. Ama tabii bizim için burada günler mısır ekeceğimiz için çok önemli olduğu için, bir gün bile çok önemli. O sürede yağışları kaçırmamamız lazım. Biraz erken hasat edip protein ağırlıklı bir hava yemeli ediyoruz ve mısır ekimi için hazırlıyoruz kendimizi. Macar fiye ekimi bu şekilde.